Sadece bulmaca çözmüştük. Ama bugün güzel bir sayfa boyayalım istiyorum. Birazcık boyama terapisi yapalım istiyorum. O yüzden sakızımı da aldım. Kitabımı da aldım. Ve başlayabiliriz. Umarım beğenirsiniz. Bu arada içeriklerimi beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın ki ben de devamını bol bol sık sık çekeyim. Videolarımın devamı gelsin. Şimdiden teşekkürler. Evet, şimdi sakızımızı açalım öncelikle. Bakalım bakalım. Sakızları açma konusunda çok 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 beceriksizim. Buldum. Şeftali çok severim. Özellikle şeftali aromalı yiyecekleri çok severim. O yüzden bunu tercih ettim. Şu an karpuz ve şeftali kokusu burnuma fazlasıyla geliyor. İnsanlar yağmuru hisseder. Diğerleri ise sadece ıslanır. Ne zaman ki güçlü olmak tek çare olarak kalır, o zaman anlarsın ne kadar güçlü olduğunu. Asla pes etme. Bear Grylls. Bence çok güzel bir söz. Çünkü insan gerçekten pes ettiğinde bitiyor. Umut varsa her zaman insanın yaşama sevinci de var. Enerjisi de var. Azmi de var. O yüzden pes etmiyoruz. Hangi konuda olursa olsun yolumuza devam ediyoruz. Evet. Elimde hazır turuncu varken turuncuyla başlayabiliriz. Turuncunun işte açtığına dair bir yazı okumuştum. Gücüne inanır mısınız bu arada? Ben inanırım. Bu arada en sevdiğim renk de mavi. Mavi bir soğuk ton rengi olarak geçiyor. Turuncu sıcak ton. Sanırım soğuk tonları daha çok seviyorum. Kendime yakın buluyorum. Soğuk bir insan değilim tabii. Ama mesela mor, mavi,
düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizce umudun rengi nedir? Tamamen size göre yani. Nedeniyle birlikte yazabilirsiniz. Şimdilik maviye ara verelim, o biraz dinlensin. Biz hangi renge geçsek? Burada çok güzel renklerim var. Kamera açısı almıyorum, ben sizin için sayacağım. Yeşilin 3-4 tonu birden var. Mor, kahverengi, kırmızı, pembe yavru ağzı, hardal sarı, gold rengi dediğimiz altın sarısı var. Değişiklik olsun mu? Şuraları altın sarısı yapalım mı? Sonuçta özgürüz. Bu bizim resmimiz. Öyle değil mi? Bu artı sakızın tadı çok güzelmiş. Tavsiye ederim. Sanırım uzun bir süre videolarımda yapacağım. Bu tonu hoşuma gitti. Çok canlı ve güzel durmuyor mu sizce de? Bilmiyorum, ben çok beğendim. Diğer kısımlarda da kullanmaya çalışacağım. Mor kullanmayalım mı? Bence kesinlikle kullanalım.
renklerimiz var, bir de ara renklerimiz var. İşte mor iki rengin karışımıyla oluşan böyle güzel bir ara renk. Ama keşfi çok yakın zamanlara dayanıyor. Uzun bir süre öncesine kadar mor rengi ulaşmak çok zor, hatta imkansızdı. Daha sonra zaten çok pahalı bir renk olarak ortaya çıktı. Sadece böyle yabancı ülkelerde asiller falan kullanıyordu kıyafetlerinde. Çünkü pigmentin biliyorsunuz renkler pigmentlerden oluşuyor. Ve bu mor rengi elde edildiği, mor rengin elde edildiği pigment oldukça zor bulunuyor diye hatırlıyorum. O yüzden çok pahalı ve sadece zengin aileler, işte böyle krallar, kralların eşleri vesaire, kraliçeler, onlar kullanabiliyor. Burada kalplerimiz var. O yüzden bunları pembeyle boyamak istedim. Kırmızı da yapabilirdim, evet, ama bu pembenin tonunu çok seviyorum. Ya, bu tonu çok seviyorum. O yüzden bu kalplerin hepsini bu pembenin tonuyla boyayacağım. Hem ojelerim de pembe bugün. Güzel oldu bence. Evet. Aslında pembe elime almışken şöyle birkaç yeri daha boyayalım. İsterse şu an orayı boyuyorum. Herhangi bir düzende ilerlemiyorum. Böyle daha güzel. Evet. Renk değiştirelim. Mavi hiç kullanmadık değil mi? Koyu mavi. Yani lacivert daha doğrusu. Yoksa buralarda mavi kullandık. Bu aslında. Bunlar gök mavisi. Daha açık buz mavisi de deniyor. Bebe mavisi de deniyor. Şu an elimdeki daha çok laciverte yakın bir renk. Lacivert de diyebiliriz aslında. Şu an tabii ışıklardan dolayı nasıl görünüyor bilmiyorum ama elimdeyken gayet lacivert duruyor. Bu arada lacivertin tonlaması da çok güzel bence. Lacivert, 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 lacivert. Çok sevdim. Yine bu rengi birkaç yerde kullanalım bence. Evet. Pembeyle de yan yana bence uyumlu oldu bu ton. Özellikle pembenin bu tonuyla mavinin bu tonu aşırı uyumlu geldi şu an gözüme. O yüzden kullanmak istiyorum. Resim çizmeyi de seviyorum. Yani böyle hazır resimleri boyamaktan ziyade kendim çizip onları renklendirmeyi veya sadece kara kalem yapmayı örneğin çok seviyorum. Çok keyifli oluyor.
ortaya çıkıyor. Şurayı da boyasam çok mu olur? Biraz renk değiştirelim, sonra yine buna döneriz. Ben bunları çok sevdim çünkü, bir de şu sarıyı çok sevdim. Hatta şunların üçünü yan yana alalım. Evet, böyle daha güzel oldu. Şimdi elinde çok değişik bir yeşil renk tonu var. Şöyle metalik. Bunlardan işte mavisi var. Böyle kırmızımsı kahverengi var. Aa, aslında onu bence kullanayım önce. Kahverengi gibi görünüyor ama. Şimdi boyayınca anlayacaksınız ki kırmızıya daha yakın bir renk. Bakın. Hatta şu an ışıktan dolayı pembemsi gibi bile duruyor diyebilirim. Yalnız nasıl bir cümle kurdum bilemiyorum. Pembemsi gibi ne demekse. Evet. Şu araları yine boya. Ay evet, önceki renkle çok benzedi bu birbirine. Bunu bir kenara bırakacağım. Şu sevdiğim pembeyle aynı oldu gibi. Ne yapalım? O zaman şu yeşille devam edelim madem. Demin elmalı bırakmıştım zaten. Şöyle maviyle bir yan yana boyayalım. Bakalım nasıl duracak. Hem metalik hem de böyle pastel. İkisi bir arada. Yani böyle cart bir metalik renk değil. İnsanın gözünü yormuyor. Yine özgürce boyuyorum. Bir oradan bir oradan. Belki de renk eşit dağılsın diye uğraşıyorum şu an. Elime aldığım rengi resmin her yerinde kullanabileyim diye. Evet. Belki şurada da olabilir. Belki şu köşede minik metalik yeşil renkli bir yaprak yaşıyordur. Rahmetli Bob Ross geldi aklıma. Sever misiniz veya tanıyor musunuz? 90'larda, 90'lı yıllarda TRT2'de pazar günleri özellikle yaptığı resimler, yağlı boya tablolar yayınlanırdı. Yani resme dair bilgisi olmayan kişilere resmin inceliklerini öğretiyordu. En basit haliyle, en kolay haliyle ortaya nasıl bir yağlı boya tablo çıkarılır onu gösteriyordu ve insanlar da onun videolarına bakarak aynı tabloları yapıyorlardı. Hatta o zamanlar yaptıkları tabloları fotoğraflarını çekiyorlardı. Tabii o zaman internet falan nerede? Öyle WhatsApp attıymış, bilmem neymiş, tabii ki hiçbiri yok. Yaptıkları resimlerin fotoğraflarını çekip postayla Bob Ross'a gönderiyorlardı. Ve Bob Ross da programında bunları teker teker yayınlıyordu. Çok keyifliydi. Biz de rahmetli babamla oturur her pazar izlerdik. Benim resim sevgim aslında öyle öyle başladı diyebilirim. Çok küçük yaşta. Evet. Turuncu çok güzel, çok beğendim. O yüzden mümkün mertebe bol bol şu an resmimde kullanmaya çalışıyorum. Başka nereleri boyayabiliriz turuncuyla? Şuraya da biraz turuncu ekleyebiliriz bence. Ve turuncuya yine bir ufak mola verdirelim. O biraz dinlensin. Şöyle yeşilin yine değişik bir tonu. Daha koyusu aslında diyebiliriz. Şimdi boyayınca daha net anlaşılacaktır. Bakın. Şu rengi.
önce bunu. Turunçuyla da güzel olur zaten, birbiriyle akraba renkler. Biliyorsunuz turuncu da sarı ve yeşilin miydi, şimdi onu düşünüyorum. Bir kafam bulandı. Sarı ve kırmızının karışımı, özür dilerim. Evet, sarı ile kırmızıyı karıştırdığınız zaman belli oranlarda turuncu olur. Sayamaz aslında, biraz lilaya da benziyor ama yok ya, bu oldu mu nasıl, evet mor, bildiğimiz düz mor, sadece ton olarak biraz daha açık, yani buna lila diyemem şu anda, bu bir lila değil, mor. Şöyle yine dağınık bir şekilde boyuyorum içimden geldiği gibi. Biraz oraya, biraz buraya ekliyorum. Boş kaldı sanırım.
nasıl olacak? Evet, tabii ki şahane oldu. Kötü olmasının bir, yani kötü olması gibi bir seçeneğimiz var mı? Bence yok. Ama morla devam edelim, yine bunu çok kullanmadık. Şöyle. Sarı rengimizi kullandık. Bunu da birkaç ton olduğu için karıştırabiliyorum arkadaşlar. Kullandığımız renk buydu. Ama şu an kullandığımız bu. Evet. Yani ikisi de birbirinden farklı. Şöyle, evet. Şimdi yeşilin bir sürü tonu var demiştim. Şöyle daha açık bir ton var. Aa bakın, bu çok güzelmiş. Keşke buna daha çok yer verseydim. Değil mi? Ya şurası boyaya dahil mi değil mi bilmiyorum. Boyamak istiyorum. Çok beyaz ve boş geldi gözüme. O yüzden orayı da boyayayım. Boyadım gitti. İkisi de yeşil ama ne kadar farklı duruyorlar değil mi? Aynı şekilde bunlar da öyle ton farkı olduğu için böyle bazen farklı renkler gibi duruyorlar. O yüzden aynı renk olsa bile farklı tonlarını kullanmayı çok 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 seviyorum. Evet. Unuttuğum yerler var mı diye bakıyorum bir yandan da. Neredeyse sona yaklaştık zaten. Bence güzel oldu. Konseptim de güzel, yani benim için keyifli geçti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani en çok hangi konseptimi seviyorsunuz? Bulmaca mı, dergi mi? Kitap okuma mı, dergi okuma mı? Yoksa boyama mı? Yani en çok hangisi hoşunuza gitti? Bunu öğrenmeyi çok isterim. O yüzden yorumlar bölümüne istek yapabilirsiniz. Yemek videolarım da var bu arada tabii. O yüzden onu da katalım tabii anketimizin içine. Ve evet, bitti sanırım. Şuraya da boyayalım mı? Beyaz kaldı. Hadi oraya da boyayalım. Nasıl burayı boyadık? Burayı da boyayalım. Hadi onu da pembeyle boyayalım. Pembe pembe kapatalım videomuzu. Konuşmamı yapmadan önce buradaki sözü tekrar okumak istiyorum. Bir girls. Hayatta kalma 3 kelimeyle özetlenebilir. Asla pes etme. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.